sizleri 1913 yılına Albert Einstein Sel Partisi'ne götürüyorum. Bilim tarihinin en değerli isimlerinden biri olan Einstein'ın mükemmel bir oyunu. Partimiz Zürih'te oynanmış. E4, E5, At 3 At C6, Fil C4. Albert Einstein'dan İtalyan açılışı. Burada Sel oyuna Fil C5 hamlesiyle devam ederken Einstein'dan C3 yanıtını görüyoruz. Beyazların amacı elbette merkeze hakim olmak. Şimdi Sel oyuna Atefaldı hamlesiyle bir yandan gelişimini sürdürürken bir yandan da rakibinin çok değerli merkez piyonunu isteyerek devam etmiş. Arkadaşlar burada günümüzde en fazla tercih edilen hamle piyonu koruyan d3 hamlesidir. Ancak özellikle o yıllarda Einstein'ın oynadığı d4 hamlesi daha fazla tercih ediliyordu. Şimdi d4'e karşı e alır d4, c alır d4 ve fil b4. Siyah için çok önemli bir hamle. Eğer siyahın elinde bu tempo olmasaydı, beyazın merkezi sebebiyle siyahlar oldukça sıkıntılı bir pozisyonda kalabilirdi. Ama burada siyahlar kendisine çok önemli bu zamanı veren fil b4 hamlesine sahip. Şimdi beyazların burada farklı seçenekleri var. Einstein'ın tercihi at c3 hamlesi olmuş. Ve bu hamle sizlerin de gördüğü gibi e4 piyonunun bırakılması anlamına geliyor. Ve elbette siyahlar için ...en iyi hamle... ...rakibinin... ...bu çok güçlü merkez piyonlarından birini... ...ortadan kaldıran... alır E4 hamlesiydi. Ancak kim bilir... ...belki de Sel... ...E dikeyinden gelebilecek tehlikelere karşı... ...çekinmiş olsa gerek... ...öncelikle... ...Şah güvenliği demiş ve... ...Kısarok hamlesiyle... ...oyuna devam etmiş. Ve burada... ...Albert Einstein... ...adeta... Bu çok güçlü merkezini rakibine kanıtlarcasına E5 hamlesiyle oyuna devam ediyor ve siyahlardan şimdi at E4. Böylelikle sel C3 açmazı üzerindeki baskıyı olabildiğince arttırmış oldu. Burada da beyazlar için en iyi hamle kısa rok hamlesiydi. Ancak Einstein'ın yaptığı hamlede benim gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi burada Einstein şöyle düşünüyor. Ben çok güzel bir merkeze sahibim ve rakibimin en doğal ve en güçlü savunma taşı olan atı da F6 karesinden uzaklaştırdım ve B1 H7 çaprazını açtım. O halde benim film bu çaprazda çok daha etkili ve rakip şaha baskı uygulayabilir. Böyle düşünen Albert Einstein Filini D3 karesine çekmeyi tercih etmiş. Evet bu düşünceler göz önüne alındığında çok güçlü bir hamle. Ama burada tabii ki Einstein C3 karesini umursamadan bunu yapıyor. Ve şimdi at alır C3, B alır C3, fil alır C3. Ve bir kez daha Einstein Şah F1 agresif bir şekilde oyuna devam ediyor. Şimdi piyon feda etmesi bir yana dursun. Rok hakkından vazgeçti. Üstüne daha açılış evresinde kalesini bırakmış oldu. Fil alır A1. Peki Einstein bunları neden yapmıştı? Aynı Mihail Tal, Joseph Henry Blackburn gibi saldırmaya neden çalışıyor? Çünkü rakibi mat etmek istiyor. Şimdi Fil alır A1'e belki de bu kale fedasını haklı çıkarabilecek yegane hamle olan ikinci bir feda. Fil alır H7 fedasıyla oyuna devam etmiş. Burada da siyahlar için yine çok kritik bir andı. En iyi hamle bu fedayı kabul etmekti ama sel belki de rakibine fazla güvenmiş olsa gerek şah H8 oynamış. Bizler kısaca bakabiliriz. Eğer şah alır h7 yapılsaydı oyun nasıl devam edebilirdi? Tabii ki Einstein burada at g5 hamlesiyle devam edecekti ve rakip şah g8 kaçtığında vezir h5 ile rakibi mat etmek isteyecekti. Aslında burada bakacak olursanız siyahların elinde tek bir seçeneği var o da veziri vermek. Çünkü olur da siz vezir h7'ye karşı hani f8 karesini boşaltayım ve kale e8 oynayayım diyecek olursanız bu kez de vezir alır f7 şah h8 vezir h5 şah g8 vezir h7 şah f8 vezir h8 ve şah e7'den sonra vezir alır g7 ile beyazlar force bir şekilde mat ederdi. Bu sebeple vezir h5'e vezir alır g5 en iyi seçenek olacaktı. Ancak burada bile fil alır g5 siyahlar rakibinin mat saldırısını durdurdu ve hücumunu da olabildiğince yavaşlattı. Vezire karşı kale, fil ve ata sahip ve burada siyahların üstün olduğu yorumunu yapabiliriz. Biraz sonra d4 piyonunu da alabilir. Ama fil alır h7'ye Belli ki siyahlar bu baskıyı yemek istemiyor ya da vezirini vermek istememiş de olabilir. Şah h8 hamlesini tercih etmiş. Ama bu çok büyük bir hata. Şimdi Einstein oyuna yine az önceki gibi at g5 ile devam etmiş ve tabii ki buradaki tehdidi vezir h5 gelmek. Buna izin verilemez. Bu sebeple de siyahların henüz D4 piyonuyla ilgilenmeye vaktinin olmadığını görüyoruz. Burada Sel G6 hamlesiyle rakibinin vezir H5'ini kesmeye çalışmış ve bunu gören Albert Einstein H4 hamlesiyle oyuna devam ediyor. Rakibi mat etmek istiyor. Şimdi az önce demiştik ya rok hakkından vazgeçti diye. Ama bunun çok iyi bir sebebi vardı. H1'deki kale hiçbir hamle yapmadan Bulunduğu yerden mat saldırısına katılabilir. Madem rakip g6 oynadı neden h5 sürüp G h dikeyini açmayalım değil mi? Çok güzel bir düşünce. Şimdi h4'e karşı belki de oyunun en kritik anındayız. Ama burada kesinlikle seli eleştirmek gibi bir düşüncem yok. Çünkü böyle bir pozisyonda doğru savunmayı bulabilmek gerçekten çok zor. Burada Selin yaptığı hamleye gelmeden önce eğer bu pozisyonu makinaya verirseniz, makina sizlere hiçbir şey olmamış gibi B6 hamlesini önerecektir. Ne alaka diyebilirsiniz, değil mi? Beyazlar şah kanadından mat etmek istiyor, ama makine bunu görmezden gelerek sakince B6 oynuyor, tahtanın diğer tarafından. Kısaca bakalım. Eğer beyazlar H5 ile mat etmeye çalışırsa H dikeyini açmaya çalışacak şimdi. Ve burada siyah önce fil A6 oynar. Tabii ki şah E1 kaçılamaz. Çünkü fil C3, fil D2 ve siyahlar vezir alır G5 yapabilir. Ya vezirleri değişecek ya da fili alarak oyunu kazanmak isteyecekti. Bu sebeple fil A6'ya şah G1 tek hamle ve buna da yine hiçbir şey yokmuş gibi at alır d4 ile devam edecekti. Ve şimdi beyaz h alır g6 ile mat etmeye bir adım daha yaklaşsa bile burada at e2 siyahlara oyunu kazandırırdı. Şah h2 kaçıldığında bu kez kalenin h hattı kapanmış olur. Şah g7 oynamış şahını çok tehlikeli dikeyden çıkarma fikriyle ama bakalım H5, kale H8. Siyahlar olabildiğince savunmaya destek getirmeye çalışıyor. Ama H alır G6, F alır G6, vezir F3. Şimdi vezir F7 bir hamlede mat tehdit etti. Sel bunu vezir F8 ile karşılamış ama sizler de videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Beyaz oynar ve kazanır. Evet. Burada at e6 hamlesini Einstein buluyor. At e6. Şimdi d alır e6'ya fil h6 ve sel oyunu terk etmiş. Çünkü şah alır h7 tek hamle buna da fil alır f8 açarak şah var ve şah g8 kaçıldığında kale alır h8 şah alır h8 vezir f6 ve bir hamle sonunda beyazlar g7'den mat yapacaktı. Bu sebeple fil a6'ya sel oyunu terk ediyor. Arkadaşlar, mantık sizi A noktasından B noktasına ama hayal gücü mata götürür. Bunu unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenir, abone olur ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.